Ahali talebeler hakkında konuşuyor hünkâr. Başka talebeler arkadaşlarımız için yürüyüş yapacağız diye söylenmeye başlamışlar. Talebelerin İngiliz gemisinde olduğunu söylesek? İspatlayamadıktan sonra ne çare? Vallahi hünkârım, asabımızı zorluyorlar artık. Yani şeytan diyor ki, sal askeri sokağa, bu toplanmış olan talebelere bir güzel sopa çeksin. Onların da isteği bu paşa. Gençlerle aramızdaki bağı zayıflatmak. Ama hünkârım, şimdi gençler de bir düşünsün. Bir şeye karşı çıkıyoruz ama biz neye karşı çıkıyoruz diye iyice bir düşünsünler. Gençler bizden farklı bir zamana doğmuşlar paşa. Hayata kendi cephelerinden bakarlar. Biz gençken tabii memlekette şartlar başkaydı. Amcam Abdülaziz döneminde iktidar Bağvali ile saray arasında paylaşılırdı. Biz o vakitler genç aklımızda idariyi işi bilen paşalara verse ya sultanımız diye düşünürdük. İstişare vasıtasıyla idarenin Bağvali'ce daha iyi olacağına hükmederdik. Sonra hükümet olunca gördük ki istişarenin içinde olan paşaların göbek bağları var. Nedim Paşa'yı hatırlayınız. Nedim of. Ya, Rus yanlısıydı. Biz o günkü aklımızla bunu bilmeden konuşurduk. Şimdiki gençler de bazı işlerin hususiyetini bilmiyor. Bu belki bizim suçumuz. Onlara her şeyi gereğince anlatamadık. Belki de öyle yapmalıyız. Devletin içinde bulunduğu şartları onlara tas tamam anlatmalıyız. Biz bunu yapmayınca İngiliz'e, Fransız'a inanıyorlar. Hünkârım, bütün gazeteleri ve mecbuaları iyi kullanmak lazım. Bütün meseleler orada dönüyor. Hatırlarsınız, Ali Suavi, Basiret gazetesinde bir yazı kaleme almıştı, bir makale. Bunun sonucunda da hayli muhibban toplamıştı. Neticede ihtilale çıkmıştı hünkâr. Ya. Ali Suavi bu ihtilal vakasından tam 2 gün önce yazmıştı bu yazıyı. Hiç unutma. Bakın aynen şöyle demişti. Devlet-i Aliye'nin harici politikaları şu sıralarda bir takım müşkülata tesadüf etmiş olabilir. Lakin tesadüf etmiş olduğu bu müşkülat güzel bir şekilde halledilebilir. Bu imkansız değildir. Pazartesi günü gazetenizde yazacağım makalenin Evliya-i Ubum ve umumi ahali tarafından okunup dikkatlice mütalaa edilmesini tavsiye ederim. Bakın bakın. 2 gün evvelden yazıyor bunu hünkârım. Hiç unutmuyorum. Hala hafızamda. Oradan da 250 adamıyla beraber Çırağan Sarayı'nı basıp hünkârımızın üzerine yürüyecekti. Biz de o vakitler gençtik. Eğer 7-8 Hasan Paşa olmasaydı biz de buralarda olmayacaktık belki de. Kendisi Çorum'da bir demircinin oğlu. Er olarak asker ocağına geldi, paşa olarak ayrıldı. 7-8 Hasan Paşa. Kendisini bir ara saraya davet ediniz. İnşallah hünkârım. Lakin ilk önce şu meseleyi bertaraf edelim de.